Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet, bu akşamki konumuz son zamanlarda herkesin konuştuğu Sayın Cumhurbaşkanımız için söylenen Mehdi ifadesi. Bu akşam bunu konuşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadeleriyle yola çıkmak istedim. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadelerine göre kendisi diyor ki benden 100 sene sonra gelecek olan o acip şahsın bir öncüsüyüm diyor, bir neferiyim diyor ve yaklaşık kendisinden 100 sene geçmiş bulunmakta ve o şahsın 3 cihetle ortaya çıkacağını söylüyor. Yani 3 önemli vazifesi olduğunu söylüyor Mehdi Aleyhisselam için. Birinci vazifesi Diyanet diyor. İkinci vazifesi siyaset. Üçüncü vazifesi ise saltanat diyor. Yani şöyle biraz daha açmış, biraz daha açarsak eğer bunları. Diyanet, yani Mehdi Aleyhisselam'ın diyanet yönü, diyanet tarafı. Dini alanda hem bilgisinin olması, dini alanda biraz bilgisinin olması ve dini alanda çalışmalara imza atması. İlahi kelimetullah için mücadele etmesi, yani ilahi kelimetullahı tüm dünyaya haykırması. Nedir ilahi kelimetullah? Allah'ın ismini yüceltmek. Allah'ın ismini yüceltme projesini dünyaya haykırmak. Mehdi'nin birinci vazifesi bu olduğunu söylüyor. Ve aynı şekilde biliyorsunuz son zamanlarda bütün camiler restore edildi, yenilendi. Türkiye'deki birçok tarihe gömülmüş olan camiler gün yüzüne çıktı. Kullanılmaz halde iken bunların hepsi gün yüzüne çıktı arkadaşlar. Yani bu da ilahi kelimetullahı yayma konusunda önemli bir adımdır. Diyanet yoluyla gelecek demesinden kasıt benim zannımca budur arkadaşlar. İkincisi siyaset. Evet, siyaset demek bulunduğu duruma göre zekice adımlar atarak hem kendisini hem bir toplumu korumak, ilmi siyaset de siyaset ilmini siyaset ilmi demektir. Yani bu kişi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak kişi de siyaset ilmi de olması gerekiyor ki dünya yönetiminde dünyanın gidişatına göre hızlı kararlar verebilsin. Hızlı ve doğru kararlar verebilsin. Siyaset yönüyle de gelecek diyor. Yani şu an siyaset olarak, siyasetin içinden gelen biri olarak herkesin bildiği bir isim var. Başka da biri yok. Yani Mehdi olabilecek kişileri düşündüğümüzde şu an dünyaya bakarak konuşuyorum. Tabii ki biz kesinlikle Mehdi şu kişidir falan demiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Yani biz sadece hüsnü zan edebiliriz. Kimin Mehdi olacağı konusunda. Ve gerisini Allah'a bırakırız. En doğrusunu Rabbim bilir deriz. Siyaset yönüyle ortaya çıkacağı da bu şekilde olsa gerek. Üçüncüsü de arkadaşlar saltanat. Yani İktidar, güç
tüm dünyaya kafa tutma, bunların hepsi güçlü bir saltanatı gerektiriyor. Saltanat deyince hemen şimdi bazıları Osmanlı'ya gidecekler. Aslında saltanat sadece Osmanlı demek, Osmanlı'nın kullanmış olduğu yönetim biçimi demek değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Hazreti Süleyman'ın saltanatı gerçekten çok çok büyük bir saltanattı. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın saltanatı Hazreti Süleyman'ın saltanatından çok daha yüce olacağını Peygamber Efendimiz hadislerinde söylüyor. Saltanatla da gelir diyor. Şu an baktığımızda saltanat uzun yıllardır iktidar konusu, biliyorsunuz bunu herkes biliyor. Uzun yıllar kim iktidarda ve saltanat kime nasip oldu? Saltanatı şöyle düşünün arkadaşlar. Dünyaya karşı bir gösteriş de var tabii ki işin içinde. Dünyaya karşı şu an Erdoğan Aksaray'ı neden yaptırdı? Çünkü bizim devletimizin başındaki yönetim evi ne kadar şaşalı olursa, ne kadar gösterişli olursa, bunun yansımaları da ülkemiz için o kadar iyi olacak. Çünkü bizi daha iyi ifade eden bir yönetim evi gerekiyordu ve bu böylelikle yapılmış oldu. Aslında bu ihtiyaç mıydı? Tabii ki de ihtiyaçtı. Büyük bir ihtiyaçtı. Çünkü Türkiye'de, dünyada süper güç olmak öyle kolay değil. Bunun bir sürü getirisi var. Yapılması gereken işler var. Yani şu an Türkiye'nin yönetim evi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptırmış olduğu saray gerçekten dünyaya hem örnek oldu, birçok ülkeye örnek oldu, bazı ülkelere ise gözdağı oldu, kafa tutma oldu arkadaşlar. Daha açıkçası yani bizden rahatsız olan ülkelere kafa tutma oldu. Şu an bizim Türkiye'yi ziyarete gelen yabancı devlet başkanları gördüklerinde gözlerine gördüklerine inanamıyorlar. Gerçekten çok şaşırıyorlar, etkileniyorlar. Saltanat, bu da saltanatın göstergesidir arkadaşlar. Osmanlı biliyorsunuz saraylara çok önem vermiştir. Çünkü devletin gücü ne kadarsa sarayın saraylara da yansıması bu şekilde olmuştur. Osmanlı Devleti güçlüydü ve saraylar çok muazzamdı. Topkapı Sarayı'na gidin, görün, gezin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü çok büyük mesajlar veriliyordu. Osmanlı'yı ziyarete gelen yabancı devlet başkanlarına çok ciddi mesajlar veriyordu. Ve bunun olması gerekiyordu ki zaten de gerekli gördükleri için yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Saltanatın gereği dünyaya saltanatı iyi bir şekilde sunmaktır. Bunu göstermektir. Ve şu an bulunduğumuz durumda da hem uzun yıllar iktidarlık söz konusu, hem de giderek büyüyen bir güç, kuvvet, saltanat söz konusu arkadaşlar. Bediüzzaman'ın açıklamalarına bakarak, saygıdeğer üstadın, Allah dostunun, gerçekten çok büyük bir Allah dostuydu Bediüzzaman. Bediüzzaman Hazretleri'nin açıklamalarına bakarak kendisinden bir asır geçmiş bulunmakta. Vefatından hemen hemen bir asır geçmiş bulunmakta ve bir asır sonra gelecek olan o acip şahsın diyor. Acayip şahıs demek istediği de Mehdi Aleyhisselam.
Üç cihetle gelir diyor. Siyaset, diyanet, saltanat. Şu an bunlara uyan, bu açıklamalara uyan tek kişi arkadaşlar, benim görüşümce Erdoğan, yani Erdoğan'dan başkası yok şu an şu içinde bulunduğumuz durumda. Ve Erdoğan olduğuna da birçok kişi aslında Erdoğan olduğunu haykırdı. Dünyaya büyük mesajlar verdi. Hintli alimin söylemlerine iyi bakın. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine iyi bakın. Erdoğan hakkında söylemlerine iyi bakın. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük özelliği de mezhepleri ortadan kaldıracaktır. Ve şu an Erdoğan aslında mezhepleri kaldırma konusunda daha önce bütün İslam alimlerini İstanbul'da toplayarak hepsine çok güzel açıklamalarda bulundu mezhepler konusunda. O videoyu da internetten araştırıp bulabilir, izleyebilirsiniz. Dolayısıyla mezhepleri ortadan kaldıracak kişi de Mehdi Aleyhisselam'dır. Şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarak Mehdi Aleyhisselam'ın yapısına, sıfatına, özelliklerine uyan tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Zaten 15 Temmuz Anma Programı'nda da biliyorsunuz Ay ve Yıldız yan yana geldi. Allah-u Teala gökten aslında bir işaret verdi Türkiye için. Hem şehitlerimiz için hem Türkiye için bir işaret verdi. Yani sımsıkı sağlam durup sahip çıkmamız gerekiyor. Başımızda bulunan Sayın Erdoğan'a sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah Mehdi odur diye ben ümit ediyorum. Ama en doğrusunu Allah bilir. Ben kesinlikle Mehdi odur demiyorum ama Mehdi olmasını gerçekten çok isterim. Allah inşallah kendisine nasip eder. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah yarın akşam farklı bir videoyla yine güzel şeyleri konuşacağız sizlerle. Henüz abone değilseniz arkadaşlar kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden ben hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduktan sonra da zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim alabilmek için bunu yapmanız gerekiyor. 20 bin abone olmaya çok az kaldı arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda 50 bin abone, 100 bin abone de olacağız hep birlikte. Bugüne kadar desteğinizi hiç esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Allah varlığınızı daim kılsın inşallah. Allah hepinize huzurlu bir yaşam nasip etsin. Hepinize esenlikler, mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.